Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi. Toplam 286 ayet. Biz bugün Allah izin verirse bu surenin 28. ayetinden başlayacağız. Mehmet Bakırcı hocamla beraber. Dolayısıyla Bakara suresinin onda birini bitirmiş ve ikinci onda bile kısma inşallah başlamış olacağız. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Allah-u Teala bugün okuyacağımız ayetlerde hayattan ve ölümden bahsedecek bize. Bakın şu anda biz yaşıyoruz. Hayat sahibiyiz ve ecelimiz geldiği zaman da öleceğiz. Bunu herkes biliyor. Bir yaşadığımız hayat var, bir de ölüm var. Müslüman, kafir, herkesin kabul ettiği bir gerçek bu. Ama Allah-u Teala bugün okuyacağımız ayette bir ölüm, bir hayattan değil de iki ölüm, iki hayattan bahsedecek. Bunlar neymiş inşallah biraz sonra hocam anlatacak. Arkasından Allah'ın yerleri ve gökleri yaratması, yedi kat göklerden bahseden ayetler gelecek. Daha sonra eğer vaktimiz yeterse yerler, gökler, kainat yaratılmış ve orada bir insan, Adem Aleyhisselam yaratılacak. Ona da inşallah vaktimiz gelirse girmiş olacağız. Evet hocam, bu ölüm ve hayat neyin nesi? Kaç tane ölüm var? Kaç tane hayat var? Allah-u Teala ne anlatıyor burada bize inşallah? Buyurun. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurune billah diyor Rabbimiz Teala. Hatırlarsınız, Müslümanları, kafirleri ve münafıkları anlattıktan sonra Rabbimiz Teala 21. ayette ya eyyühen nâsi ubudû rabbeküm demişti. Yani Kur'an'ın başlangıçta karşımıza çıkan ilk emrinin, hocam hatırlatmıştınız, ubudû rabbeküm, Rabbinize kulluk yapın. Şimdi bu kulluğun aksi bir ifadesi var. Yani siz nasıl kul olmazsınız da Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ya bu kadar gerçekte dururken niye evet kul olmuyorsunuz? Diyor. Demek istiyor diyor değil mi? Abi. Onlar neymiş, şimdi ona bakacağız. Ya. Ve kuntum emvaten fe ahyakum. Sümme yumitüküm, sümme yuhyiküm, sümme ileyhi turcaun. Ta varlığın başlangıcından sonuna kadar, sonsuz cennet ve cehenneme kadar bir zaman dilimini, bir alemi Allahu Teala bu ayette özetliyor. Yani çok kısa bir ayet ama tab başından sonuna evet kadar işi özetlemiş evet değil mi hocam? Birkaç kelimeyle işi bitirmiş. Yani. Yoktunuz diyor. Evet. Ölüydünüz. Yoktuk hepimiz. Sonra sizi diritti. İşte dünyaya geliyoruz. Tekrar öleceğiz dünyada ve tekrar dirileceğiz. O dirilişten sonra bir daha ölüm yok. Ölüm ve hayat Rabbimiz Teala'nın yarattığı iki önemli varlık. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayat. Orada da önce ölümü dikkat edersiniz. Ve ölüm sonra da öldürülecek. Hayat da Allah'ın dilediği şekilde cennet ve cehennemde devam edecek. Bizim için yazılan kader bu. Ve bu gerçeği bugün kabul etmeyen, yani öldükten sonra dirilişe evet demeyen insanlık bir gün dirildikten sonra diyecekler ki Rabbena emet tenefneteyni ve ahyey tenefneteyn. Mümin suresinde ya Rabbi diyecekler Müslüman olmayanlar, bizi iki defa öldürdün, bizi iki defa dirilttin. Fatırafna bi zunubina, biz günahlarımızı şimdi itiraf ettik. Yanlış yoldaymışız. Biz öldükten sonra dirilişi kabul edip o cennet ve cehennem vaat ve tehdidine göre bir hayat yaşamalıymışız ama olmadı. Fehel ila hurucin min sebil, buradan bir çıkış yolu var mı? Ama yok. Artık kafirler için cehenneme girdikten sonra çıkış yok. Çünkü diyor Rabbim ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ
yalnız Allah'a davet edildiğiniz zaman kefertum, inkar ettiniz. Ve yüşrak bihi tü'minu, ona ortak koşulduğu zaman, evet Allah var ama yeryüzünde Allah'ın ortakları da var gibi bir sistemle karşı karşıya kaldığınız zaman tü'minu, iman etmiştiniz. Geçmiş olsun, o iş bitti. Fel hukmü lillahil aliyil kebir, hüküm yüceler yücesi, büyükler büyüğü Allah'a aittir diyor Rabbimiz Teala. Mümin suresi 1, diğer ismiyle Gafir suresi 11 ve 12. ayette. Şimdi varoluşumuzdan, yani şu andaki dünyada yaşantımızı birinci hayat kabul edersek, ki genelde öyle anlatım var, dünyaya gelmezden önceki hayatımız ölümdü. Yoktuk. Ölüydük. Vardık, ölüydük. Dünyaya geldik. Allah'ın takdir ettiği kadar, ki kadar kaderi Allah yazdı. Yaşayacağız. Allah hayırlı ömürler versin. Bereketli ömürler versin ve Müslümanca ölümler nasip etsin. Sonra öleceğiz. Bu ikinci ölümümüz. Yaşayacağız. Ve sonra tekrar kıyamet de bütün insanlar, cinler, melekler bu alem ölümü tattıktan sonra tekrar Rabbimiz Teala İsrafil Aleyhisselam'a onu diriltecek, önce suru verecek, o sura üfleyecek, tekrar ikinci hayat Allah'ın huzurundayız. Hocam burayı tekrar anlatalım, araya kaynamasın. Şimdi diyelim ki ben 50 yaşındayım, faraza örnek veriyorum. 50 yaşından önce, 50 sene önce, 60, 80, 100 sene önce ben neredeydim, neydim? Yoktum ben, değil mi? Ölü gibiydim. Ölüydüm. Benim gibi bir insan, böyle bir suret dünyada yok idi. Yoktu. Ölüydüm. Evet. Sonra anamın karnına düştüm. Dünyaya geldim, doğdum. Dolayısıyla bu hayat sahibi oldum. Evet. Yani birinci ölüm o, birinci hayat bu. Daha sonra benim bir ecelim var. Allah'ın takdir ettiği kadar yaşayacağım. Sonra tekrar öleceğim, kabre gireceğim. İkinci bir ölüm olacak. Bu ikinci ölüm. Sonra İsrafil Aleyhisselam sura üfleyecek, kıyamet kopacak. Bütün insanlar dirilecek. Bu da ikinci hayat olacak. İki ölüm, iki hayat, bu şekilde tecelli edecek yani. Herkesin başından bu olay geçmiş mutlaka. Evet. Allah bundan bahsediyor yani. Evet. Yani bunları yapan bir Allah varken siz buna niye inanmıyorsunuz? Nasıl inanmazsınız? Ha, işte bunu istiyor hocam. Evet. Allah razı olsun. Yani siz hiç bir kimsiniz? Yani, ha. Siz yok, kimsiniz? Sıfırdınız. Evet. Siz bu hallere getirdi, götürdü. O zaman bir haddinizi bilin de bunları yapan Allah'ı tanıyın demek istiyor. Elhamdülillah. Öyle hocam. Allah razı olsun. Haddimizi bilelim. Evet. Ne varlıkta, ne ölümde. Yani kendinize renk görmeyin. Ben kendi kendime var oldum, yok olacağım demeyin. Sizi bir yapan var, yaratan var, yok eden var. İpleriniz onun elinde. O ne derse o olur. Yani siz hiçbir şeye kadir değilsiniz demek ister Allah'a. Evet hocam. Anlayabildiğimiz. Evet. Başka daha neler diyor da tabii. Biz bu kadarını anlıyoruz. Bu varoluş problemi, yaratılış problemi bütün insanlığın hemen hemen ilk problemlerinden birisi. Yaratan, bu insanlar için var eden kim, ne? Allah mı, başka bir varlık mı? Bu birinci problem. İkincisi de bu varlık, bu alem nasıl yaratıldı? Her din ve sistem, felsefi sistemler ve her dinler, dünyada biliyorsunuz İslam'ın dışında çok din var. Allah'ın dini ise İslam'dır. Hazreti Adem'den beri bizim için, insanlık için takdir ettiği, benim dinim dediği din İslam'dır. İnnet dine indallahil İslam diyor Allahu Teala Ali İmran suresinde. Ve men yebtegi gayral İslami dinen felen yukbele min de diyor yine Ali İmran'da. Kim İslam'dan başka bir din seçerse bu ondan kabul değil. Dinler çok, felsefi hareketler çok, aklı hayale gelmedik. Herkes kendince, aklınca, bilgisince bir problem çözebilir, bir sistem ortaya koyabilir, bir yaşantı tarzı ortaya koyabilir. Bireysel olsun, toplumsal olsun, ekonomik olsun, siyasi olsun, savaş olsun, barış olsun, hukuk olsun, ahlak olsun, iman olsun, din olsun. Herkesin bir din seçme ve bir din ortaya koyma özgürlüğü var. Allah'ın da bir dini var. Allah'ın da bir sistemi var. Biz şimdi inandığımız
diye iddia ettiğimiz ki Allah'ın dinine inandığımızı söylüyoruz. Rabbim bizi kendi dinine nasıl inanacaksak öylece inandırsın ve bu imandan da bizi mahrum etmesin. İslam'a göre bu varoluş, yaratılış nasıl devam eden ayetle de bunu gündeme getireceğiz ama sadece bu ayetle değil. Çünkü bu ayet biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de nazil oldu. Bu önceki ayetler üzerinde bir çağrı, bir davet. Diyor ya Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan sümme sevâ ile sema, gökler ve yer. Ki Medine'de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilişinden önce, Bakara suresinin indirilişinden önce birçok Mekki sure nazil olmuş ve Mekki surelerde de Rabbimiz Teala bu varoluş yasasını, var edişini, nasıl yarattığını ayrıntılı bir şekilde bize bilgi olarak sunmuştur. Hatta bu Medine'de gelen daha detaylı değil mi? Evet. Mekke'de gelen ayetler bu konuları daha uzun uzun anlatıyor. Medine'de sosyal evet. Hayat detaylı. Doğru. Bu gibi konular... Ya bu işin bir alt yapısı var, bir öncesi var. Onun üstüne bu ayetler gelmiş. Eyvallah hocam. Şimdi Allah-u Teala'nın kitabından okuyacağız. Bilebildiğim ayetlerle size gündeme getireceğim bu olayı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden gündeme getireceğim. Ve ayrıca Müslümanlara daha önceki Hazreti Adem atamızdan itibaren Tevrat, Zebur, İncil de dahil Muhammed Aleyhisselam dönemine kadar gelen bilgilerden Müslümanların sahih, doğru diye kabul ettikleri bilgileri de burada katacağım. Allah'ın izniyle varoluşumuz, kendi varoluşumuz insan olarak ne zaman başladı? Bunun ön hazırlığı nasıl oldu? Önce ön hazırlık, sonra biz. Ve tekrar söylüyorum, Kur'an'dan ve hadisten okuduğumuz bilgiler nettir, haktır, doğrudur. Ve bu hak bilgilerin dışında da insanlıkta başka bir bilgi yoktur. Diğer din ve felsefelerde varoluş yasasıyla ilgili bazı doğrular varsa bu doğrular Hazreti Adem'den Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan peygamber bilgilerinin o din ve felsefelere yansımasıdır. Tekrar ediyorum, bütün din ve felsefelerin doğrusu vardır. Yani ekonomik felsefelerden diyelim, sosyalistler, Marksistler ya da liberaller, demokratlar, işte siyasal felsefelerden faşistler, demokratlar, din felsefelerinden Brahmanlar ya da Budistler ya da bilim felsefelerinden naturalistler, pozitivistler, bilmem neler, her birinin bir doğrusu var. Yahudilik ve Hristiyanlık, her birinde bir doğruya ulaşılabilir. Ama topyekin doğru Allah'ın dininden gelen bilgilerdir. O da şu anda bize Kur'an-ı Kerim'le ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle ulaşan bilgilerdir. Ya değilse öteki din ve felsefelerin hepsinde de az çok doğru vardır. Çünkü hepsinin çıkış kaynağı... Yani sonuçta onları baştan aşağı inkar etmeye gerek yok değil mi hocam? Evet. Doğru da var. Doğruları var. Ama siz diyorsunuz ki doğruların kaynağı da yine peygamberler tarihi. Evet. Yani tarih boyunca peygamberler gelmiş geçmiş. Milattan önce 1000'de, 2000'de, 3000'de, 4000'de Hazreti Adem, Nuh, İbrahim, İsmail, Şuayb gelmişler. O dinlerdeki, ideolojideki doğrular da o peygamberlerden evet. Gelen kırıntılar evet. Bir şekilde. Evet. Ha saptırmışlar, yanlış yapmışlar ayrı mesele. Ama doğruların kaynağı yine Allah'ın evet. Peygamberleri. Evet hocam. Allah razı olsun. Şimdi Rabbimiz Teala'nın zatıyla ilgili olarak hadis suresindeki şu ayeti ben önce size hatırlatayım. Bu alem yok. Hiçbirimiz yok. Sadece gördüğümüz alem, yıldızlar, ay ve güneş ve dünya değil. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği arş, kürsi, arş, kürsi, yedi kat sema, cennet, cehennem, cinler, melekler, insanlar, bitkiler, hayvanlar, hayat, ölüm,
gece ve gündüz. Yani bu Bakara Suresi Allah Teala önce bizden bahsediyor. Siz önce yoktunuz. Allah size hayat ver diyor. Ama siz şimdi diyoruz ki bırakalım bize insanları, diğer varlıklar da yok. Hiçbiri yoktu. Hiçbirisi yok. Evet. Yani. Bütün kainat, insan, hayvan, bitki, yoktu. Ağaç, kürsü, yer, gök ne varsa onların hiçbirisi yoktu. Yoktu. Sadece Allah var. Hüvel evvelü vel ahiru. Vel ahiru ve zahiru vel bahir. Hiç kimse, hiçbir şey yokken yok, Allah var. Allah var. Peki bu varlıklar nasıl başladı hocam? Nasıl başladı? Kalem suresinde Rabbimiz Teala nun vel kalem diye kaleme yemin evet. eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de der ki Allah'ın yarattığı ilk varlık kalemdir. Hmm. Kalem. 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 Birinci varlık. Birinci varlık. Evet. O kaleme yaz dedi. Dolayısıyla levh-i mahfuz ikinci olarak yarattı. Yaz dedi, o da bütün varlıkların kaderini yazdı. Ve böylece var edilecek, yaratılacak olan bütün varlıkların önce Rabbim bir listesi çıktı, bir yasasını ortaya koydu, kaderini yazdı. Bu yazgının Tevbe suresindeki ifadesi şöyle hocam. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De ki bize isabet eder ancak Allah'ın yazdığı. O zaman şu başımıza gelen olayların, gördüğümüz eşyaların her birisi zamanda Allah'ın yazdığı şeyler. Kaderin. Rastgele olmuyor. Evet. Yazılmış, çizilmiş, ona göre ortaya çıkılıyor. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Ayet 51. Dolayısıyla ve alallahi felletevekkelil müminun, müminler ancak Allah'a. Yani senaryo yazılmış değil mi? Evet. Hocam? Hepsi Allah'a ait. Ve hadis suresine dönüyorum tekrar hocam. Hadis suresinde de Rabbim şöyle buyurur. Hadid. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum. Gerek arzdan, dıştan, gerek iç dünyanızdan, başınıza ne musibet gelir ki, yani neyi yaşarsınız? İlla fi kitabim min qabli en nebraha. Daha önce o başınıza gelen bir kitapta yazılmış olmaz. İnne zalike alallahi yesir. Yani Allah gökler, yer, arş, kürsi yaratılmasın. İnsan, cin, ruhlar, melekler, gece, gündüz, güneş, ay yaratılmasın. Kaderimizi yazsın ve onu uygulamak da Allah'a göre zor olsun. Hayır, hayır. Kolay. İnne zalike alallahi yesir. Peki bize bu kaderi niye bildiriyor? Ben sizin kaderinizi yazdım niye söylüyor? Öyle bu kaderimizin kendi elimizde olmadığını iki cümleyle ben söylemeye çalışayım. Hangi birimize sordular, şöyle bir dünya var, gelir misiniz diye. Hangi birimize sordular, hangi anadan babadan dünyaya gelmek istersiniz diye. Hangi coğrafyada, hangi ırktan, hangi ülkede, hangi zaman diliminde. Yok. Giderken de hiçbirimize sormayacaklar. Ne zaman gitmek istersin, işini gücünü bitirdin mi falan diye de sorulmayacak. Peki bunu Rabbim, bu kaderi bize inanç olarak, iman olarak niye sunmuş, niye inanmamızı istiyor ve bu bilgiyi niye veriyor? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Kaybettiklerinize üzülmeyin. وَلَا تَفْرَهُ بِمَا اَتَاكُمْ Size verilen bu güç, kuvvet, saltanatla da şımarmayın. Nasıl olsa kaybettiğiniz kaybedilecekti, size verilen verilecekti, sonunda hepsi bitecek. وَاللّٰهُ لَا يُبْكُلَّ مُخْتَالٍ فَخُرٍ Allah muhtal ve fekur, şımarık, böbürlenen kimseleri sevmiyor. Onlar da çok enteresan. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَالُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ Cimrilik yapıyorlar. Ben kazandım. Kadere inanmıyor. Allah'a inanmıyor. Ben var oldum. Kendimi ben var ettim. Hayatımı ben devam ettiriyorum. Malik benim, hakim benim. Ki bugün dünyadaki gerçekten bütün sistemlerin iddiası bu. Bireysel olarak da, toplumsal devlet olarak da bu. Malik, kapitalist ve liberal felsefede insan, hakim, demokrat ve faşist sosyalist felsefede hakim insan. Ama Allah diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَبْخَالُونَ Bunlar ben diyenler cimrilik yapıyorlar. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
insanlara da cimriliği emrediyorlar. Ve men yetevelle, ama kim Allah'tan uzaklaşır, yüz çevirirse, ve innallâhe huvel ganiyyul hamid, Allah ganidir, zengindir, hamiddir, övgüye layık odur. Şimdi kaderimiz de yazıldı. Rabbimiz Teala buyuruyor ki hocam, sırayla Allah'ın kitabında bir sıra yok. Bilebildiğim kadar hatalar bana ait, Müslüman, bizden önceki Müslümanlardan okuduğumuz kadar ben ifade etmeye çalışıyorum. Rabbimiz Teala bu kitabında diyor ki ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Her şeyi sudan yarattık. Her diriyi sudan yarattık. Ve yine Rabbimiz Teala arşının taşıyıcılarında melekler olduğunu söylüyor. Allah en iyisini bilir şüphesiz. Allah önce suyu var etti. Suyu. Yani ilk önce kalem dedi. Sonra kader yazıldı. Arkasından evet, suyu var etti. Evet. Ki gökleri ve yeri yarattığı zaman da arşı su üzerindeydi. Hmm. Var. Arşı taşıyan melekleri ve bütün melekut alemini yarattı. Sonra kürsiyi, arşı var etti. Kürsi, arş yarattı. Bu arada cennet ve cehennemi de var etmiş olacak. Arş, kürsi, cennet ve cehennem ve melekler. Şimdi bu sudan sanki bir buhar var etti Rabbim. Bir buhar. Var ettiği bu buhar gökler ve yerin aslıdır. Rabbimiz Teala yine biraz önceki ayetleri söylemedim ama bulursunuz, bilirsiniz. Enbiya suresinde gökler ve yer beraberdi. Kâneta ratkan fe fetaknâhumu. Allah razı olsun. Ayırdık diyor. Demek ki Rabbim o sudan bir bulut, duman gibi bir şey buharlaştırdı. Ayrı bir yere çekti onu. Çünkü alemin, Allahu Teala'nın varlığının, yarattığı varlıkların yanında gökler ve yer ne kadar ki? Evet. Arşının yanında kürsüsünün büyüklüğü uçsuz bucaksız çölde bir halka gibi diyor. Kürsünün büyüklüğü yanında 7 kat sema da böyle. Birinci kat semada da dünya ne ki? Böyle katlayarak gidiyor mu? Katlayarak gidiyor. İşte o duman halinde sudan var ettiği o ana maddeyle ilgili olarak oradan bir parça aldı. Bir parça. Rabbimiz Teala 2 günde, Fussilet suresine geçiyorum şimdi. 2 günde şey yarattı. Diğer yüzünün kabuğunu. Evet. Hatta bu yaratılış yasasını söylerken de yine Rabbim aynı kalıpta, bak bu Mekki bir sure, kul söyle ey Resulüm, siz söyleyin ey Müslümanlar, bütün insanlar, e inneküm letekfurun, siz inkar mı ediyorsunuz, billezi halakal arda fi yevmeyni, yeryüzünü 2 günde, kabuğunu 2 günde yaratan Allah'ı inkar mı edersiniz, nasıl inkar edersiniz? Ve tec'alûne lehu endâde, ona ortaklar mı koşarsınız? Buradaki gün ne anlama geliyor hocam? Bildiğimiz gün mü yoksa başka bir gün? Ya o gün yok. O günler yok da. Ya başka gün, bir şey. Evet. Başka bir şey. Bir süreç, bir zaman değil mi? Bir, ya Allah ne derse öyle. Aklımıza ermediği şeyler onlar ya. Bu işte ümmi olacağız hocam. Rabbim ne derse anladığımızı söylemeye çalışacağız. Ya derse olmuyor ki, anlamıyorsun ki. Ve tec'alûne lehu endâde. Bak bize ne lazım? Bak yaratan Allah, sizi bu dünyada yaşıyorsunuz. Yaşadığınız dünyayı da yaratan Allah olacak. İnsanların hiçbirinin yaratmada hiçbir güç, kudret ve katkısı olmayacak. Ve bu dünyada siz Allah'a yetki sınırlaması getireceksiniz. Ve diyeceksiniz ki Allah ekonomiye karışmaz, hukuka karışmaz, aileye karışmaz, kadına karışmaz, savaşa karışmaz, dine karışmaz, imana karışmaz. Buna hakkınız var mı diyor Allah-u Teala. Evet. Şimdi hocam siz su deyince benim aklıma geldi. Su yumuşak bir madde, bildiğimiz madde. Ama dünyada semsert taşlar, kayalar, topraklar var. Onların bile ham maddesi su oluyor buna göre. Öyle gibi. Sudan taşı yaratmak nasıl bir şey ya? İnsan aklı fikri ermez. Ol der. Ama bunu yaratan bir Allah varsa ona teslim olmak lazım. Ya. Evet. Hiç sudan taş yaratılır mı ya? Bize göre imkansız. Hiç olmayacak bir şey. Ama Allah olmayacak şey yapmaya da gücü yetiyor. Yaratmış ortada yani. İnkar edemeyiz. Bu kadar. Ya. Nereden geldi bu dünya? Bu taşlar, kayalar, biz dağlar, ovalar. Biz nereden bir avuç toprak ya? Değil miydik? Biz insanla bir damlasına yaratıldık ya sonuçta. O da öyle. Zalike Rabbül Alemin. Bak bu alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Tekrar ediyorum.
varoluş yasasını anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimiz'in sözlerinden ve bize gelen bilgilerden. Önce iki günde gök ve yer bitişikti. Oradan bir parça aldı, ufacık bir parça. Yeryüzünü yarattı, kabuğunu. Ve ceale fiha ravasiye min fevkiha. O kabuğunu yarattığı yeryüzünün üzerinde dağları yarattı. Entemi de büküm sarsılmayasınız diye. Ve barake fiha, o yeryüzüne bereketler verdi. Sular, bitkiler vesaire. Ve kaddera fiha akvateha, ve o yeryüzünün azıklarını da, bitkiler, hayvanlar, canlılar, ne varsa bütün alem, insanların yaşamasına, cinlerin bizden önce yaşamasına hazır hale getirildi. Oldu fi erbati eyyam, 4 gün. 4 gün. Daha yeryüzü, gökyüzü yok. Sadece yeryüzü yaratılmış, bekliyor. Sümme steva, okuduğum ayetleri tekrar edeyim. Fussilet suresi ayet 10 ve 11 devam ediyor 12. Ve tekrar ediyorum, bu bir bilim adamının hipotezi değil, tezi değil, varsayımı değil, böyle olmuş olabilir değil. Kesin. Allah kelamı, Allah söylüyor. Tartışacak bir söz değil ya, değil mi? Evet, tartışacak bir söz Allah değil. Değil. Kabul eden kabul eder, eden etmen, evet. Kabul etmen sen bilin. Serbest insanlar, özgür ama tartışılacak bir şey değil. Yani Müslüman bunu tartışmaz. Bunu böyle kabul eder, insanlara da sunar ve der ki hem de nasıl küfredersiniz böyle bir Allah'a der. Bir şeyler dediler mi ayetin devamı zaten cevabını verir insanlara. Hani Kur'an-ı Kerim okuyup bitince sadakallahul azim diyoruz ya, Allah özür. Doğru söylüyor diyoruz. O zaman bunlar kesin doğru. Lamici mi yok yani, bitti. Acabası şusu busu yok ya. Ama Allah ne diyorsa doğru ya. Bitti, Allah doğru söyler. Bütün her şeyinde doğrudur Allah. Sadece bu yaratılışta değil, her şeyinde. Zaten Müslüman da teslim olan demek değil mi? Evet. Allah'a teslim olacağız. Yani. Evet. Allah'ın sözü tartışma aşmak haşa bizim haddimize değil. Haşa haşa. Bu tartışılacak konu değil. Evet. Sümme steva ile sema. Sonra semaya yöneldi Rabbim. Semaya yöneldi. Ki Bakara'da da aynısı gelecek zaten. Geldi. Ve heye duhanun. Sema duman halindeydi. Duman, duhan biliyorsunuz. Duhan. Duman halindeydi. Fekale leha velilar. Tekrar dikkatini çekeyim. Özür diliyorum. Yani biz bu bilgilerden çok uzak yetiştiğimizden dolayı diğer bilgiler buna hakim oluyor. Bakınız, hiç bilemediğimiz bir dünyayı Rabbim bizim gözümüzün önüne getiriyor. Üzerimizdeki dünya ve altımızdaki dünya ile ilgili ve kendimizle ilgili. Fekale leha, o duman halindeki gökyüzüne, velil art, yere dedi ki Rabbim. Allah Allah. Bak, Allah gökyüzü, duman halindeki gökyüzüyle yeryüzünün oluşumunu tamamlamış, yeryüzüyle konuşuyor. İ'tiya tav'an evkerhen. İster istemez emrime boyun eğin. İster istemez emrime boyun eğin. Özgürler. Ya Rabbi biz senin emrine boyun eğmeyeceğiz ama mecburuz, ne yapalım da diyebilirler. Kaleta, her ikisi de dediler ki eteyna ta'i'in, ya Rabbi biz sana itaat ederek boyun eğiyoruz. Yer ve gök konuşuyor öyle mi hocam? Evet hocam. Acayip bir şey. Evet. Allah karşısına alıyor yeri göğü. Onlarla bir tekste bulunuyor. Onlardan cevap alıyor derken böyle ikimizin konuştuğu gibi, evet. Sanki benzet bir tahta olmasın. Evet. Allah yerle gökle konuşuyor. Konuşuyor. Çok müthiş bir olay, evet. Hocam. Ya. Ve şu anda oluşumu tamamlanmamış gökyüzü, oluşumunu tamamlamış yeryüzü Allah'a itaat etmekle Allah'a arz ve ubudiyetlerini bildirdiler. فَقَدَاهُنَّ سَبَا سَمَاوَاتْ فِي يَوْمَيْنِ. İki günde de o duman halindeki semayı 7 kat sema haline getirdi. Bak, küçücük dünya 4 günde yaratıldı hocam. Koskoca uçtu 7 kat sema. Daha bu bizim 1. kat sema, bakalım ne kadar. 7 kat sema 2 günde yarattı Rabbim. Ve evha fi kulli semain emraha. Bir daha Allahu Teala 7 kat semaya da emrini, işini vahyetti. Bir daha vahiy var. Evet. Dedi ki ey 1. kat sema, senin görevin şu. 2. şu, 3. şu, ne bunlar bilmiyoruz.
ama var. Be'evha fi kulli semain emraha. Peygamberlerine vahyettiği gibi, arıya vahyettiği gibi, Musa Aleyhisselam'ın anasına, Meryem annemize vahyettiği gibi, Rabbimiz Teala yedi kat semaya da görevini vahyediyor. Hocam Allah şöyle Allah, bir hayal kursak, ben söylerim de, bir uçak yapsak, çok büyükçe bir uçak, Konya kadar, Türkiye kadar bir uçak, yerin tabanında ne kadar petrol var, benzin var, bütün hepsini de bu uçağın deposuna doldursak, yolculuğa başlasak, gittik, yıllarca, asırlarca gitsek, benzin bitiyor, yine yol bitmiyor yani. Bu yedi kat sema denen şey, nasıl bir şey, ucu bucağı belirsiz. Hatta şu anda bilim adamları söylüyorlar, gökyüzünde bazı yıldızlar varmış. Hala onun ışığı bize ulaşmamış yani. Işık saniyede 300 bin kilometre hızla gittiği halde bir yıldız var, ışığı gönderiyor bize. Saniyede 300 bin kilometre hızla geliyor. Hala ışık bize ulaşmamış. Ne kadar bir mesafe var? Aradaki uzunluk kaç kilometre? İnsanın aklı fikri ermiyor yani. Tarucül melaike ve ruh ilehi, ruh ve melekler ona yükselir. Fi yevmin, bir günde. O bir gün kâne miktaruhu hamsine elfesine. 50 bin sene. Bir gün 50 bin sene. O bizim bildiğimiz bir gün değil. Bambaşka bir. Tamam. Aşkım aile. Bizden ne istiyor ona bakalım hocam. Ya derse bu evet. İşler aklımızda ermez. Ama iman ederiz. Söylediği kadar anlarız. Tamam. Şimdi 7 kat semaya vahyetmiş. Bu 7 kat semayla ilgili bir ayrıntılı bilgi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken biliyorsunuz evet. Peygamber efendilerimizle karşılaştı. Her semada bir peygamber var. Bunun dışında bilgi sahibi değiliz. Devam ediyor hocam varoluş. Ve zeyyennes sema'ed dünya bimesabi. Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik. Birinci kat sema. Evet. Dolayısıyla ay ve güneş de yerini aldı birinci kat semada. Ve hıfzan koruma altına aldı Rabbim semayı. Dalike takdirul azizil alim. İşte aziz, güçlü, kuvvetli ve intikam sahibi ve alim olan Allahu Teala'nın gücü kuvveti takdiri, kaderi, yazgısı bu. Şimdi biz 7 kat sema hazır. Ay ve güneş yaratıldı. Gece ve gündüz buna bağlı olarak var edildi. Ve sıra bizden önce yaratılan cinlerde. Hocam oraya geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Buyur hocam. Ya siz anladıkken aklıma geldi. Ayet-el Kürsi'yi bütün Müslümanlar bilirler. Orada Allah Teala şöyle bir cümle söylüyor. Ve la yuhidune bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Yani siz okusanız, yazsanız, çok şeyler bilmeye kalksanız bile Allah'ın ilminden çok az bir şey ancak öğrenebilirsiniz. Şimdi şu anlattığınızı duyduğumuz zaman yani yerler, gökler, yerin buhar olması, oradan 2 günde, 4 günde, 6 günde yaratılması insanın aklı pes ediyor yani. İflas ediyor yani. Almıyor bizim kapasitemiz. Hani teraziler vardır, terazinin belli bir kapasitesi var. O kiloyu geçtiği zaman terazi iflas eder. Evet. Sistem bozulur yani. 50 tonluk kantara 100 tonluk bir eşya gelse kantara sistem bozulur. Bizim de hakikaten aklımız iflas edecek noktaya geliyor yani. Allah'ın ilmi, gücü, kuvveti karşısında pes ediyoruz yani. Evet. Ancak böyle olmaz. Başka çaremiz yok hocam. Çaremiz yok. İmandan başka çaremiz yok. Bunları öğreneceğim, asla öğreneceğim desek bile İki yapamayız yani. Dahası şimdi biz, sıra bize gelecek. Cinler bizden önce ve insanlar sırada. Bu bizimle ilgili olarak göklerin ve yerin bir ilişkisi daha var. Rabbimiz Teala Ahzab hocam, Ahzab suresinde 72 ve 73. ayetlerde şu gerçeği ifade ediyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklar ve in min şeyin, Allah'ın dışındaki bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyorlar. Ve in min şeyin, bu acayip bir şey. Ve hamd ediyorlar. Yani dağlar, ovalar, ağaçlar, şeytanlar, cinler, kim varsa hepsi Allah'ı kabul ediyor. Biliyorlar. İnanıyor, biliyor yani evet. Sonuçta. Ve Allah'ı zikrediyor ama biz anlayamıyoruz, ondan duyamayız. Nasıl yani olduğunu bilmiyoruz. Yani bugün pozitivist ve rasyonalist felsefe, yani akla ve duyulara bağımlı bir ilim felsefesi, yani nereye kadar ulaşabilecek? Hele şu söylediğim de dahil,
hepsinin Allah'a secde ettiğini. Bir de secde var hocam. Evet, secde ayetleri var yani. Evet. Bütün varlıklar Allah'a secde ediyor. Bütün varlıklar Allah'a tesbih ediyor. Bütün alemin Allah'ı yücelttiği ve Allah'ı bildiği bir alemde şimdi sıra bana geliyor. Ve benden önce Allah'ın bana yüklediği ve benim özgürce kabul ettiğim bir yükü önce kime arz etmiş bir bakalım. Tekrar ediyorum. Bu bilgiler bir hipotez, bir tez değil. Bir insan kafasından çıkmış, bilim adamları tarafından, din adamları tarafından ortaya konulmuş sözler değil, gerçekler değil. Allah anlatıyor. Allah. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Dedi ki kabul eder misiniz? Emanet ne? Emanet hakkında bu ayetle ilgili müfessirlerin çok çok farklı düşünceleri var. Hepsi de doğrudur. Ben bunlardan seçtiğim bir tanesini gündeme getireceğim. Emanet özgür iradedir. Seçim hakkıdır. Bir insanın bu hayatı yaşarken istediği gibi yaşama hakkının kendisinde olmasıdır. Hocam anlatabildim mi? Evet. Yani bu emanet önce Allah'ın göklere, yere ve dağlara arz ettiği emanet, dedi ki onlara, gelin ben size özgürlük vereyim, serbest bırakayım. Biraz önce de ihtiyat avan dedi ya, serbest bırakayım, ben sizden bazı şeyler isteyeyim, kabul ederseniz cennet, kabul etmezseniz cehennem, dedi, arz etti. İşte bu emanet özgürce yaşama hakkının teklifidir. Fakat ne gökler, ne yer ve ne dağlar bu özgürce yaşama hakkını, yani imtihan, deneme yazgısını kabul etmediler. Fe beyne en yahmilneha ve eşfakne minha. Ve aman dediler, ya Rabbi biz ürperiz, korkarız, bundan korktular ve yüklenmekten çekindiler. Biz, bizi nasıl yaratmışsan biz sana kul olalım, biz ne cennet ne cehennem istemeyiz dediler. Hocam bu emanetle ilgili başka neler diyorlar halinde? Siz özgür irade ederiz de ondan başka neler var mesela? İslam, Kur'an-ı Kerim, evet. Geçiyor değil mi? Kur'an da bir emanet namus, sonuçta. Namus, her şey. Lev ezzene hadel Kur'an ala cebelin ver ayeti. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bir emanettir. Ama yerler, gökler bunu almaktan imtina etmişler. Evet. İstemeyiz demişler. Sonuçta insan üzerine kalmış bu emanet, evet. Bu yük. Evet. Ve hamele her evet. İnsan. İnsan bunu kabul etti. Yüklendi. Allah Allah. Garip. Şaşkın insan diyeceğiz kendi kendimize. Göklerin, yerin cesaret edemediği bir yükü sen nasıl aldın? Hiç mi aklın yok? Ama bu insana Allah-u Teala diyecek ki, bu insanla ilgili o yüce arşının aklımıza, hayalimize sığdıramadığımız yücelik ve azamette olan arşının o yüceliğine rağmen, meleklerinin azametine rağmen, gökler ve yerin büyüklüğüne rağmen Allah-u Teala onlar için velakat kerramnel arşe, velakat kerramnel melaike, velakat kerramnel semavat dememiş. Velakat kerramna beni Adem demiş. Acayip bir şey. Tabii emaneti ondan kabul etmeyince bu şerefi de alamamışlar yani. İnsan kabul etmiş. Evet. O da keramet, kerrem olma şerefini almış. Herhalde hocam. O da bir şans yani. Lekat halaknel insane fi ahseni takvim. Fi ahseni takvim, bak yani. Allah Allah. Yani Rabbimin var ediş yasası ve bize gelmeden önceki dünyamız, bütün bunlar bizi hazırlıyor dünyaya. Bizi hazırlıyor cennete, Allah korusun cehenneme. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Bu emaneti kabul etmekle insan zalim oldu, cahil oldu. Bu emanete hiyanet ettiği zaman. Ama emanete hiyanet etmezse o zaman kazandı. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِنَ وَالْمُشْرِكَاتِ
Böylece bu emaneti Rabbimiz bize hatırlatır ki, bak münafık erkek ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınlar böylece hıyanet ettiklerinden dolayı Allah onlara azap etmeye hakkı var. Bunu kesin kesin şimdi ifade ediyor. Hiçbir kimsenin "Ya Rabbi niye bana azap ediyorsun, niye beni cehenneme atıyorsun" deme hakkı yoktur. İnsan kendisi kabul etti bu iradeyi. Rabbim zorlamadı. "Ya Rabbi ne olur beni de bundan muaf tut. Ben bir çer çöp olayım, toprak olayım ama şu beni imtihan etme. Yani sonunda beni hesaba çekme" deseydi bu teklifte kabul ederdi. Rabbim ötekilerini kabul etmiş bak göklerin yerin. Ama kabul etmedi insan. Böyle bir söz söylemeyi, özgürlüğü kabul etti, seçim hakkını kabul etti ve sonra bunun altında da kaldı. Ama yani Allah'a yetki sınırlaması getiren, keyfine göre yaşama özgürlüğüm var diyen, Allah bu işlere aklı ermez diyen, haşa haşa. 1400 sene önce, 2000-5000 sene önce Hazreti Adem, İbrahim dönemindeki bir dinle, İslam'la bugünkü modern dünyanın problemleri çözülmez diyen insanların azap göreceğini Rabbim burada bildirirken, ya da dıştan Müslüman görünüp iç dünyasına kafir olanların da cehennemle karşı karşıya kalacağını bildirirken, yine insanlara bir çıkış yolu. Aynen Müslüman, kafir ve münafıklar anlattıktan sonra "Ya eyyühen nâsü ubudû rabbeküm" dediği gibi "Ve yetûballâhu alel müminine vel müminat" "Ey insanlar, bak kendi özgürce emaneti, kendi özgürlüğünüzce emaneti kabul ettiniz. İniş çıkışlarınız olabilir, günahlarınız olabilir, şirke düşebilirsiniz, Allah'a ortak koşabilirsiniz, inkar edebilirsiniz, isyan edebilirsiniz, nifak konumuna düşebilirsiniz, Allah'la da savaşabilirsiniz. Ben size bu dünya hayatında bütün bunları yaşama özgürlüğüyle sizi yaratacağım. Bütün bunlardan sonra en azgın, en zalim, en günahkar kimse olduktan sonra bile tekrar dönerseniz bana emaneti kabul etme şerefine ve etuballahu alel müminine vel müminat, Allahu Teala mümin erkek ve mümin kadınların dönüşünü de kabul ediyor. Ve kânallahu gafuran rahima, Allah gafur, rahim, bağışlayan da Allah, merhamet eden de Allah. Vesselam. Şimdi Bu şekil varoluş devam ederken bizden önce Allahu Teala bu okuduğum ayetlerde Ahzab suresi emanet ayetleri 72 ve 73'tü ve bizden önce Allahu Teala kimi var ettiğini söylüyor. Vel canne, cinleri. İnsanlar önce cinler yaratmış. Evet, öyle mi hocam? Bizden önce bu varoluş, var olan dünyada, yaşamaya hazır hale getirilen dünyada Allahu Teala önce cinleri var ettiğini söylüyor. Cinleri yarattı. Cinleri ateşten yarattığını söylüyor. Niye yine şimdi zamanı ne, cinler ne gündeme geldi falan diyebilirsiniz. Çünkü cinlerin reisi olan bir varlığın bizimle çok yakın ilişkisi olacak. Çok yakın. Sanki bizim bitişiğimiz, bizden hiç ayrılmayacak ölünceye kadar, kıyamete kadar. Bundan dolayı cinler de gündeme gelecek ve gelmiş. Cinleri yarattı Rabbim bizden önce. Onları da kulluk için yarattı. Bana kul olsunlar diye yarattı. Ateşten yarattığını söylüyor Rabbim. Onlar da kul olan oldu, isyan eden etti ve tarihi sırada yerini almak üzere insanlığın var edilmesi Allah tarafından irade buyuruldu. Yani böyle yavaş yavaş teker yarat Allah Teala, en sonunda insana sıra evet, geliyor. Evet, değil mi? Evet hocam. Cinlerden sonra. Ne demişti Rabbim 29. ayet? Hüvellezî halekaleküm mâ fil ardı cemiyan
Ve bu yeryüzünün tamamını da bizim için yarattı. Yeryüzü bizim için yaratılmış. Evet, bizim için. Mafil arzı. Ne varsa burada hepsi. Allah bizim elimize vermiş. Bizim elimize verdi. Oradaki ağaçlar, taşlar, sebzeler, meyveler, her türlü sular, yiyecekler, içecekler Allah bizim emrimize vermiş. Buyurun yaşayın demiş. Evet. Hazır bir lokanta gibi böyle, otel gibi. Neyse, basit bile kalır. Bundan dolayı bugün kül siyasi felsefe ki Nuh kavminden beri böyle, yani hakim biziz, demokrat felsefe, malik biziz diyen dünya felsefesi, bütün insanlar için yaratılan dünyayı sadece kendilerine aitmiş gibi görüyor. Allah-u Teala bu emanet, özgürlüğü de verince güç ve kuvveti, iktidarı elinde tutan dünyalılar bütün insanları da köleleştiriyor. Bütün dünya zenginlikleri de kendisinde tutuyor ki burada işte inkar var, burada Allah'la savaş var. Evet. Halbuki ma fil ardı cemiyan. Biz hepsi, bütün dünyada herkes faydalanacak. Bu nasıl olur? Yani bugün dünya devletinin başkanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsa, dünya devleti, bütün dünya bir Medine olsa, bütün dünya halklarına Müslüman kafir ayırt edilmeksizin zenginliklerinin hepsi paylaştırılır. Ha, biri az çalışır çoğaltır, biri çok çalışır azaltır vesaire, ama bütün halklara Müslüman kafir ayırt edilmeksizin Allah-u Teala'nın uyguladığı yasa gibi, Allah'ın razı olduğu bir toplumun, bir devletin sahibi olan bir peygamber de, bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, bir Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali de herkese dağıtır. Kendisine en az kim, kime vermişse kendisine de o kadar alır. Ama bugünkü dünya hak Allah değildir diyen, hak güçlünündür ya da güçlü haklıdır diyen ekonomik ve siyasal dünyada, hukuk dünyasında hak güçlüdür, nündür diyen bir dünya ise, kim nerede bir evde, bir ailede, bir ailede, bir köyde, bir mahallede, bir pazarda, bir çarşıda, bir kentte, bir büyük kentte, bir ülkede, bir kıtada ve bütün dünyada kim güçlüyse haklı, benim istediğim hayatı yaşama hakkına ben sahibim, ezerim de ezmem de bir hukuktur, öldürürüm de öldürmem de bir hukuktur diyor ki bugünkü dünyanın varoluş yasasını Allah-u Teala'ya dayandırmadığından dolayı, kendilerine dayandırdıklarından dolayı dünyanın yaşadığı ortam böyle. Hocam, dünyada Allah'ın verdiği bir takım nimetler var. Sular var, madenler var, ormanlar var, topraklar var. Çok çeşitli nimetler var. Siz diyorsunuz ki bunların hepsinde dünyadaki bütün insanların eşit şekilde hakkı, evet, vardır. Hakkı var. Afrikanlının, Asyanlının, evet, Türk'ün, evet, Kürt'ün, beyazın, hepsi, zencinin, herkesin o madenden, Müslüman, o topraktan, kafir, o ormandan, ya, evet, kim olursa hepsinin hakkı var. Ama şu anda dünyaya bakıyoruz. Mesela rakamlara baktığımız zaman Afrika diye bir kıta var. Dünyanın en geniş, en zengin altınları orada. En güzel nimetlerden muz orada çıkıyor. Kakao orada çıkıyor. Petrol var, doğalgaz var. Her şey var. Ama en fakir ülkede yine Afrika yani. Evet. Gelmiş onlar, sömürmüşler onları. Evet. Bunların hepsi benim, sizin değil demiş. Onlara 100 tane nimetten birini vermiş, belki daha azını birini vermiş. Birini bile vermemiş. 99'unu kendisi almış. Sonuçta en zengin toprakların sahipleri en fakir hale gelmişler. Ama ta ondan 1000 kilometre uzaktaki Amerika, diğer milletler en zengin hale gelmişler. Bir zulüm düzeni, bir sömürü düzeni var yani. Evet, dünya bu. Allah'ın yarattığı nimetleri hepsi benim diyor, hepsi benim diyor. Esas onlar da hak olan insanlara da vermiyorlar yani. Ama İslam gelse, İslam hepsi Müslümanların diyemeyecekti diyorsun sen. Evet. Yani Peygamberimiz de bu dünyanın başkanı olsa, her türlü millete de onlardan nasiplendirecek. Burada senin de hakkın var, senin de diye eşit şekilde dağıtacak yani. Evet. İslam bundan dolayı adil bir sistem, adil bir düzen yani. Sonuçta evet, insanların hepsinin hakkını gözetiyor yani. Sadece Afrika değil hocam, bütün İslam ben dünyası. Örnek verdim, tamam. Yani Amerika, evet, Arabistan'ı da, Türkiye'si de, Mısır'ı da, Cezayir'i de, hepsi böyle. Çünkü bu dünyada bugün Türkiye ortamını veya Konya'yı düşünelim, ya da Arabistan petrollerini, ya da başka ne madenler varsa, İslam dünyası ya da her bir Müslümanların yaşadığı ülkeler ya da şehirlerdeki zenginliklerin halka dağıtıldığını düşünelim. Herkes oturduğu yerden, bugünkü bize takdir edilen, Allah'ın takdir ettiği insanların engelleyip de
Ancak bu kadar verdiği, bize verilen nimetlerin en aşağı 10 katını hem oturduğumuz yerde ulaşacağız. Adi bir dağıtım olsa açlıktan ölme diye bir olay ya olmaz. Bırak açlığı mümkün hocam. Hepimiz keyif edeceğiz. Fazla fazla yer değil mi? Hiçbirimiz bir yerde ezilmeyeceğiz. Evet. Ne sanayide insanlar ezilecek, ne bürokraside insanlar ezilecek, ne işçiler asgari ücretle çalışacaklar, ne bürolarda çalışan zavallı insanlar, kadınlar, erkekler sefil bir hayat yaşayacaklar. Bu zenginliğin benden daha iyi bilir gerçekten bu insan, dünyayı takip eden bilirsiniz. Hele ekonomik dünyayı takip edenleriniz daha iyi bilirsiniz. Dünyanın bütün zenginlikleri kimde şimdi? Bütün dünya zenginliklerinin 8 milyar insana dağıtıldığını düşünün. Hiçbirimiz bir ev sahibi olacağız diye 20-25 sene sefil bir hayat yaşamak zorunda kalmayacağız. Bürokraside ezilmeyeceğiz. İşçi olarak fabrikalarda, tarlalarda ezilmeyeceğiz. Öyle değil mi? Hemen hesap edin şu anda. Hepiniz biliyorsunuz. Elinizde imkanlar da var. Ama peki niye böyle değil? Vallahi Allah-u Teala özgürlük vermiş. Hocam şair demiş ya, bir kişiye 9 pul, 9 kişiye bir pul demiş. Belki ondan daha da beter. Daha da şimdi. Hocam. Dünyanın bütün madenlerini, gelirleri eline geçiren 3-5 tane aile varmış dünyada ya. Evet. Onlar her tarafı sömürüyor. Adamın parasının haddi hesabı yok. Belirsiz. Ama öbür tarafta insanlar açlıktan ölüyor. Su bulamıyor. Karadeniz ormanları, evet. Dağlardaki, efendim Toroslar, yakın bildiğimiz yerler, Kafkaslar, Himalayalar ya da ırmaklardan elde edilen enerjiler. Yani şu anda herkes bu enerji karşılığında ne kadar bedel ödüyor? Evet. Çoğu insanlar sıkıntı çekmiyor mu? Halbuki bu enerjiler insanlara dağıtılacak. Ormanda sonuçta yaşayan. Allah burayı bizim için yaratmış. Evet. Öyle diyor Allah. Öyle diyor. Leküm diyor. Sizin için bu dünyayı yarattım diyor. Bitti. Ya. Ve bunun pratiğini de peygamberimiz gösterdi. Evet. Göstermese bu hayali bir ekonomik varsayım diyebilirsiniz. Yani bunun pratiğini Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ömer Efendimiz diyordu. Yemen'de bir aileye ulaştırmama korkusu yaşıyordu. O ailenin günlük ya aylık şeyini, hakkını. Çünkü bu arada şunu da söyleyeyim size. Allah-u Teala ve cealnâ leküm fiyâ meâiş diyor. Hepimizin maaşlarını Allah takdir etti, yazdı. Var ama engellemeler varsa bu engellemeler kimin? Dünya. Ya dese Allah'a. Müslümanlar bir kafir esir aldığı zaman onun yemesi, içmesi, üstü başı ona ait. Evet. Hatta kendisi yememiş, onlara yedirmiş. Evet. Bunu böyle darülmesel haline getirmişler. İslam'da esir almak, esir olmak gibi de demişler yani. Bir adam bir gayrimüslim esir aldığı zaman önce onu yedirecek, doyuracak, giydirecek. Ondan sonra kendisi bakacak ya. Evet. O esirin cinsel ihtiyacını da giderecek. Evlendirecek de. Evet. Doyuracak da, barındıracak da. Sonuçta bu dünyada onun da hakkı var. Bu dünyada Allah kim varsa, Allah'ın dinine inandım diyen kimse, Allah'ın kendisine verdiklerini bu insanlarla paylaşacak. Ne kadar becerebiliriz bilmiyorum. İslam'da zekatın, sadakanın da bir nevi buna kapı açıyor değil mi hocam? O çok. Yemek kefareti, oruç kefareti derken bir şekilde malları bölüşmekle ilgili çok hüküm var İslam'da. Yani bütün mallar bir yerde toplanmasın. Evet. Her tarafa yayılsın. Herkes Allah'ın nimetlerinden eşit şekilde istifade etsin. Kimse mahrum kalmasın. Evet. Demekse Allah Teala. Fesebbahu neseba semavat. Sonra yedi kat sema haline getirdi. Sümmesteve aleyh sema. Ve huve bikülü şeyin alim, her şeyi bilen Allah cinlerden sonra işte oraya geçmiyorum hocam. Beyd kâle rabbuke lil melâke inni câilun fil ardı halifet diyor. Ucunu kanatıp bırakalım. Burada kalalım. Ve biz şimdi tarihi sırada yerimizi alacağız. Allahu Teala'nın anlattığı bu tarihin temel felsefesini mi diyeyim yoksa esaslarını mı diyeyim? Allah bu Kur'an'da şimdiye kadarki varoluşu anlattığı gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar da dünya tarihini yine insanların ihtiyacı kadar olanıyla gündeme getirdi. Bu işe Hazreti Adem'le başladı. Topraktan bedeni ve birleşen ruhuyla beraber atamız Adem'le başlattı ki çok ayrıntılı bilgiler var. İsterseniz hemen ön bilgi vereyim. Bakara, Araf, Bakara suresi, Araf suresi, Hicr suresi, Kehf suresi, Taha suresi, Kehf suresi, İsra'da da var, İsra suresi ve Sa'd suresinde
bu konuda ayrıntılı bilgiler var. İnşallah haftaya onları anlatacağız. Onları anlatacağız. Tamam. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Tamam. Zaten de beceremeyiz. Bak siz de yani bizim ikimizin hocalarımla anlatmamızı yeterli görmeyin. Bir kendinize bir okuyun. Tekrar ediyorum, bu konular bütün Kur'an'da serpiştirilmiş ama özellikle bütün olarak Bakara suresi, Araf suresi, Kehf suresi, Taha suresi, Kehf, Taha, İsra suresi ve Sa'd, Hicr suresi, Hicr ve Sa'd suresinde ayrıntılı bilgilere ulaşacağız. İnşallah Teala onların hepsini gündeme getirmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle bu bilgileri biz kimden alacağız? Ve huve bi külli şeyin alim. Ve huve bi külli şeyin alim. Allah bizi alim etsin, ilmiyle de yaşayanlardan etsin ve cennet etsin hepimiz. Allah razı olsun. Buyur hocam. Evet, değerli seyirciler, az önce hocam söyledi. Allah'ın Esma-i Hüsna'sından El Evvel, El Ahir diye iki tane isim var. Bütün kainatın, mevcudatın en başında Allah vardı. En sonunda yine olacak. Tabi Allah'ın ayetlerinin hepsi önemli ama bugün biraz daha önemli bir ayetten bahsetti hocam. Hiçbir şey yok iken, sadece Allah var iken Allah bir şeyleri yaratmaya başladı. Bugünkü ayette de geçti. İlk önce kalemden bahsetti hocam. Allah Teala kalemi yaratmış. Arkasından kalemi emretmiş. Bütün kaderi yazmış. Daha sonra su, arş, kürsi, cennet, cehennem yaratılmış. Daha sonra belirli safhalarda yerler, gökler yaratılmış. Ve yeryüzünde insanlardan önce bir takım varlıklar, cinler yaratılmış. Allah bütün dünyadaki nimetleri, yiyecek, içecek, maden, orman, bütün bunlardan insanlar istifade etsin diye yaratmış, her şeyi hazırlamış. En sonunda hocamın dediği gibi Adem atamızı yaratacak, ondan nesiller bizler türeyeceğiz ve buyurun yaşayın, yiyin, için, gezin, tozun ama bunları size veren Allah'ı da unutmayın. Ona ibadet edin diyor. Zaten bugünkü ayette Allah-u Teala ondan bahsetti. Keyfe tekfiruna billahi. Bütün bunları yapan, yaratan siz Allah'ı nasıl unutursunuz? Nasıl inkar edersiniz? Nasıl yok sayarsınız? Bu kainat, bu varlıklar kendi kendine mi oldu diye insanların aklına, mantığına hitap ederek Allah-u Teala insanları imana çağırıyor. Kendisine ibadete çağırıyor. İnşallah haftaya insanın yaratılışını, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını, o anda Allah-u Teala'nın meleklerle konuşmasını, Adem Aleyhisselam'la konuşmasını anlatacağız. Allah hepimizi kendisine kul olan, kulluk şuuruna eren kimselerden eylesin.